Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde fonksiyonlarda dört işlem konusunu öğreneceğiz. Hemen programımıza, Kasım programımıza bir göz atalım. Fonksiyonlarda dört işlem şu anda başlamak üzere ve bu dersi tamamladıktan sonra arkadaşlar Sıfırdan 100'e matematik kitabında 120. ve 125. sayfa aralıkları artık çözülebilir duruma gelecektir. Dolayısıyla hemen bunları bir göz atalım. Bakalım neler varmış. 120 ile 125. sayfa aralıklarında bu derste anlatacaklarımızı bulabilirsiniz ve bol bol uygulama yaparak pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine Dinamo soru bankasında hemen Tesla 23-26 bunları da bir göz atalım. Tesla 23-26'yı açıp bakarsak eğer bakalım neredeymiş demişler. ben de bulmaya çalışıyorum işte İşte burada sanırsam fonksiyon uygulamaları testra 23 26'ya bir türlü gelemiyorum ve arkadaşlar geçen hafta zaten bunu görmüştük. Bu hafta da Gördüğünüz gibi 4 işlem diyeceğiz. Testra 23 ve 26'yı çözebilir duruma geleceğiz. Ve tam olarak bunun sonuna kadar 26'nın sonuna kadar gelmiş olacağız. Hadi zaman kaybetmeden dersimize başlayalım istiyorsanız. Konumuz fonksiyonlarda 4 işlem. <laughs> Evet dersimizde fonksiyonlarda toplama, çıkarma, çarpma yani dört işlem arkadaşlar bölme ve bunun dışında fonksiyonlarda sabitle çarpma göz atacağız. Öncelikle fonksiyonlarda dört işlem nasıl yapılıyor? Bakın çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Öncelikle şunları tekrar hatırlayalım. f fonksiyonu A'dan R'ye tanımlanmışsa burasına tanım kümesi diyorduk. Burasına ise değer kümesi diyorduk arkadaşlar. g fonksiyonunda ise tanım kümesi B kümesi, değer kümesi yine reel sayılar olarak gösterilmiş. Şimdi sıkı durun. Toplama, çıkarma, çarpma ya da bölme işlemlerini yaparken İkisinin ortak olduğu yerden tanımlayacağız bunu. Yani 4 işlem A ile B'nin kesişim kümesinden tanımlanır. Nereye gider? Buradaki gösterime göre reel sayılara gider. O zaman arkadaşlar biz burada 4 işlemi tanımlayabilmek için ne yapıyoruz? Hem F fonksiyonunun hem de G fonksiyonunun söz sahibi olduğu kümeyi alacağız. Yani kesişim kümesini alacağız. Bunun mantığı aslında basit. Bakın A kümesi böyle olsun. B kümesi de böyle olsun. Şimdi eğer 4 işlemi buradan tanımlarsanız burada G fonksiyonu çalışmaz. Çünkü B kümesinin dışındasınız. Eğer 4 işlemi buradan tanımlarsanız bu sefer de f fonksiyonu çalışmaz. Demek ki 4 işlemi nereden tanımlamalıyız? Tabii ki ikisinin de çalıştığı A kesişim B kümesinden tanımlamamız gerekiyor. O yüzden bunu başlangıçta hemen söylemiş olalım. 4 işlem 2 fonksiyonun arkadaşlar ya da daha fazla fonksiyonun kesişim kümesi üzerinden tanımlanır. Peki f artı gx gösteriminde ne yapmamız gerekiyor? Hemen şöyle şu bir kısmını bir kaldıralım. Bakın ne yapmamız gerekiyor? Şuradaki x'i arkadaşlar önce f ile işlemi alacağız. Sonra G ile işlemi alacağız. Sonrasında toplayacağız. Yani iki fonksiyonun toplamının bir sayıya vermiş olduğu görüntü ayrı ayrı görüntülerinin nesiymiş? Toplamıymış. E çıkarma olursa da buradan da anlayacağınız üzere ne yapmamız gerekiyor? ayrı ayrı işlemleri yapıp çıkarmayı yapabiliyoruz. Yine çarpma olursa da biraz üzerine gelmiş sanırsam şöyle ben ayırayım onu. Eğer çarpma olursa da arkadaşlar yapmamız gereken tabii ki önce x'in f altındaki görüntüsünü bulmak, sonra x'in g altındaki görüntüsünü bulmak ve bunları çarpmak arkadaşlar. Yine bölme işleminde de hemen şöyle kaldıralım. Bakın ne görüyorum? x'in f altındaki görüntüsünü x'in g altındaki görüntüsüne bölmüşler dikkat ederseniz. O zaman yapmamız gereken şey 4 işlem tanımlanırken neye dikkat ediyoruz? Tanım kümesinin kesişim bölgesinde yani iki kümenin kesişiminde olmasına dikkat ediyoruz. Ve bildiğimiz toplama çıkarma çarpma bölme işlemlerini yapacağız. Şurada çok önemli bir nokta var. GX x sıfırdan farklı olsun demiş. Neden? Çünkü arkadaşlar matematikte paydaya sıfır gelmiyor. Sebebi buydu aslına bakarsanız. Peki bir fonksiyonun k katını almak ne demektir? Hemen söylüyorum misal verelim bir f fonksiyonunun hemen ne yapacaksınız iki katını aldığınızda aslına bakarsanız ne oluyor biliyor musunuz normal fonksiyonun yani görüntüsünü hesaplayacaksınız bunu iki ile çarpacaksınız arkadaşlar yani buradan da görmüş olduğunuz gibi şunu da kaldıralım şöyle fx fonksiyonunun hemen görüntü değerini hesapladık ve bunun k katını almış olduk şimdi buna bir tane somut örnek verelim çünkü biraz sanki böyle soyut kalıyor değil mi hemen bakın şunu çekelim ve somut örnek verelim. F fonksiyonu isterseniz 2x artı 1 olsun. G fonksiyonu da x eksi 5 olsun. Her iki fonksiyonu da biz şuradan tanımlayalım. Reel sayılardan reel sayılara tanımlayalım. Şimdi soru bir şu. F fonksiyonu ile G fonksiyonunun şöyle yazalım tabii ki onu F artı G şeklinde. 2'ye vermiş olduğu görüntüye bir bakalım. Bir de bölme yapalım isterseniz. F fonksiyonunu G fonksiyonuna bölerseniz bunun 1'e vermiş olduğu görüntü acaba kaç çıkacak? Bir de buna bakalım. Sevgili arkadaşlar bakın dikkat edin. Hemen ne dedik biz? 4 işlem yapılırken önce şu sayının f altındaki görüntüsünü hesaplarız. Sonra bu sayının g altındaki görüntüsünü hesaplarız. Bunları toplarız. Yani toplamının 2'ye verdiği görüntü 2'deki görüntülerinin toplamı oluyor. Hemen F2'nin değerini hesaplayalım. X yerine 2 yazacaksınız. Bunun sonucu elbette ki 5 çıkacaktır. G2 için de X yerine 2 yazacaksınız. Bunun sonucu eksi 3 çıkacaktır. Bunu toplarsanız yaratınız artı 2 gelmiş olacaktır. Peki bu işlemi nasıl yapacağız acaba? Bakın bu bir bölme işlemi. Dikkat edin. F fonksiyonunun G fonksiyonuna bölümünün 1'e vermiş olduğu görüntü şu aslında. Bir sayısının F altındaki görüntüsü bölü bir sayısının G altındaki görüntüsü. Bu esnada G1'in sıfır dışında bir sayı olmasına dikkat etmeliyiz. Hakikaten de G1 ifadesi hatta şöyle bir renk değiştireyim. Hakikaten de G1 ifadesi dikkat ederseniz sıfırdan farklı çıkıyor. Kaç çıkıyor arkadaşlar? Eksi 4 çıkıyor. O zaman buraya eksi 4 yazarsınız. Sonra bir de F1'i e hesaplamalısınız. F1 için x yerine 1 yazıyorum ve sonucu 3 buluyorum. Bunun da yanıtı eksi 3 bölü 4 gelmiş oluyor. Yani 4 işlem aslına bakarsanız bu kadar basit bir şey. Şimdi bununla ilgili tabii ki örneklere bir bakmamız gerekiyor. Isınma turlarına başlıyorum. A kümesi 1, 2, 3. B kümesi 3, 2, 3, 4'ten oluşuyormuş. F fonksiyonu dikkat edin bakın A'dan reel sayılara. G fonksiyonu B kümesinden reel sayılara tanımlanmış. Biz ise bu ifadelerin eşitlerini bulacağız. Ve görüntü kümesini hesaplayacağız soruya göre. Şimdi önce bir sakin olalım. Bakın 4 işlem fonksiyonu için... F artı ya da eksi G hiç fark etmez bu iki kümenin kesişiminden ne yaparsınız? Tanım kümesini oluşturursunuz ve bunu reel sayılara gönderirsiniz. Aslına bakarsanız öncelikle A kesişim B'yi bulmamız gerekiyor. Peki A kesişim B yani ortak elemanlar kimler? Sadece 2 ve 3. O yüzden arkadaşlar buradaki fonksiyonlar nedir? Sadece 2 ve 3'e görüntü vereceklerdir. Hemen başlıyorum. 2'nin görüntüsüyle başlayalım isterseniz. Bakalım 2 kime gidecek? Bakalım 3 kime gidecek? Biz buradaki görüntülere ulaşmaya çalışıyoruz. Öncelikle 2'nin görüntüsünü bulabilmek için artıdan başlayalım tabii ki f artı g 2'yi hesaplayacağız tabii ki bu ne demektir F2 artı G2 demektir arkadaşlar. Bu iki her ikisinin de şöyle yazalım önlerine gelmiş gibi düşüneceksiniz değil mi? Dolayısıyla F2 işleminin sonucu bakın 5 geliyor. X yerine 2 yazarsam 5 artı. G2 işleminin sonucu da bakın burada hemen şuraya 2 yazarsanız 2 kere 2 4 olduğu için bir düşelim 3 gelmiş oluyor. Bu ikisini toplarsanız 8 geldi. Yani aslına bakarsanız toplama işleminin sonucunda şöyle yapalım. 2'nin görüntüsü 8 çıkıyormuş. Güzel. Şimdi de sırada 3 var. 3 sayısının toplama işlemi altındaki görüntüsüne bakacağız. Hemen ne yapmam lazım? F3 hesaplamam lazım. Bir de g 3e hesaplamam gerekiyor. Bakalım F3'ün değeri kaçmış? X yerine 3 yazıyorum. 3 artı 3'ten 6 geliyor. Artı. Burada da X yerine 3 yazıyorum. Bakın şunu 3 yapalım şimdi. 2 kere 3 6 1 çıkardım. 5 geldi. O zaman bunun sonucu 11 gelmiş oluyor. Yani arkadaşlar buradaki F artı G fonksiyonunun görüntü kümesi. istiyorsanız onu ben şuraya yazayım şu alta. F artı G'nin GX'in diyelim. Görüntü kümesi ne olacaktır? 2'nin görüntü 8, 3'ün görüntüsü 11 olduğu için 8 ve 11 sayılarından oluşacaktır. Olay bu. Şimdi aynı mantıkla çıkarma işlemini yapalım ve bunun görüntü kümesini bulmaya çalışalım. Şöyle tabii ki şunu unutmayacağız. Çıkarma işlemi de sadece 2 ve 3'e görüntü verir değil mi? Dolayısıyla hemen şöyle bir temiz kağıdımı açayım. F eksi G şuraya yazalım. F eksi G'nin 2'ye vermiş olduğu görüntüye bakacağız. Bir de F eksi G'nin 3'e vermiş olduğu görüntüye bakacağız. Sevgili arkadaşlar öncelikle şuradan başlayalım. Bakın bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu F2 ve G2 hesaplanmalı. Bir de bunların arasına çıkarma konulmalı. Hemen F2'nin değerine bakalım. F2'nin değeri zaten burada da bulmuştum ben. 5 diye değil mi? Şurasının sonucu 5. Ondan sonra eksi diyeceğim. G2'nin değeri de 3. Bu sefer de çıkarma yaptım. 2 gelmiş oldu. Yani burada görüntü kümesinde aslına bakarsanız 2 diye bir eleman var. 2'nin görüntüsü 2 olarak söylenebilir. Şimdi F eksi G3'e bakacağız. Bak dikkat. Bunu nasıl yazıyoruz? F3 G3 farkı şeklinde yazıyoruz. Peki arkadaşlar F3'ün eşiti 6 değil miydi? Evet hocam. G3'ün eşiti de 5 değil miydi? Evet. O zaman bunların farkı 1 oldu. Kısacası görüntü kümesinde 2 ve 1 sayıları yer alır. O halde görüntü kümesi bu sayılardan oluşacaktır. Tabii ki ben bunu şöyle de gösterebilirim. Doğru mu? Çünkü böyle daha yakışıklı oldu sanki. Görüntü kümelerimizi şöyle dikdörtgen içerisine alalım. 8, 11, 1, 2 sayılarından oluşacaktı. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Bakın burayı da dikkatle dinleyin. Eğer F artı G fonksiyonunu hesaplarsanız sonra yerine 2 yazarsanız da bu işlemleri ya da 3 yazarsanız bu işlemleri sonuçlandırabilirsiniz. Bakın şöyle minikçe anlatalım f artı g fonksiyonu. Hemen şu fonksiyonları topluyoruz arkadaşlar. X'te 2x'i toplarsanız 3x geldi mi? 3'te eksi 1'i toplarsanız da 2 geldi mi? Bak bu sizin için f artı g'nin kuralı. Bir de f eksi g fonksiyonuna bakalım çıkaracağız. X'ten 2x'i çıkardım eksi x, 3'ten eksi 1'i çıkardım dikkat buraya 4 yapar artı 4 yapar. Buraya aman 2 demeyin arkadaşlar. Şimdi bu da benim için f eksi g'nin kuralı. Ben neyi bulmaya çalışıyorum? Ben bu soruda 2 ve 3'ün görüntüsünü bulacağım çünkü 4 işlem kesişimden tanımlanır. O zaman hemen şurada 2'nin ve 3'ün görüntüsünü bulalım. Bakın şimdi. X yerine 2 yazıyorum. Tık 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 ne yaptı? 8 yaptı. 3 yazıyorum. Tık 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 11 yaptı. Gördünüz mü? 3 kere 3 9. 2 de buradan geldi. 11. E ben zaten 8 ve 11'i az evvel de buldum. Aha burada. Gördün mü? Olay bu kadar. Peki buna gelelim. 2 ve 3'ün görüntüsünü bulacağız. Kuralda X yerine 2 yazarsanız ne olur? Eksi 2 artı 4 olur. Bunun sonucu 2'dir. Kuralda X yerine 3 yazarsanız eksi 3 artı 4 olur. Bunun sonucu 1'dir. Yani görüntü kümesinde 2 ve 1 var. Çıkarma işlemi için 2 ve 1 var. Siz de görüyorsunuz. Burada da işlemlerimizi kolayca halledebiliriz yani bunları toplar ya da çıkarırsanız toplam ya da fark e, 4 işleminin sonucundaki fonksiyonun kuralını bulmuş oluyorsunuz İşin anlayacağınız tarafı buydu kısacası şimdi antrenman yapmaya devam ediyorum Reel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için f artı g bak az evvel giriş yapmıştık zaten biz buna f artı g hemen şöyle yaparsın ne diyeceksin bu aslına bakarsan fx ile gx'in toplamı demektir o zaman eksi 3x 2x daha eksi x yaptı 4 bir daha 5 yaptı. Yani bunun kuralı aslında eksi x artı 5 oluyormuş. Buna bakalım. Bu ne demek peki? Aslında fx eksi gx demek hocam. Çok iyi. Peki ben burada şimdi fx'den gx'i çıkaracağım. Bak dikkat. 2x şunun eşitine 2x artı 1 böyle bir yazalım eksi. Bunun eşitine eksi 3x artı 4. Aman eksiyi kaçırma eksi 3x artı 4. Şimdi bu aradaki eksi içeri dağılınca ne oluyor? Artı 3x 2x de buradan geldi 5 tane x oldu. Peki burada eksi 4 var artı 1 de burada var eksi 3 oldu. O zaman 5x eksi 3'ü bulmuş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum bu da kurallarının ortaya çıkmasını sağlamış oluyor. Devam ettim. Hadi bakalım videoyu durdurun. Bunları da siz yapın arkadaşlar. Yine 4 işlem var. Burada da hemen k ile ilgili o en sonda anlattığım yerle ilgili duruma geliyorum. Arkadaşlar bakın bu aslına bakarsanız f fonksiyonunun x'e vermiş olduğu görüntüyle g fonksiyonunun x'e vermiş olduğu görüntünün çarpımıdır. Yani sen buradaki x'i hem f ile hem g ile işleme alıp çarpıyorsun kısacası. Tamam. Şimdi o zaman hemen 2x kare artı 2x ifadesi ile bu f'nin kuralı x artı 1'i ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Bu kadar. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Bakın dağılma özelliğinden çarpabilirsiniz ya da şunu 2x parantezine alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben dağıt dağıtarak çarpıyorum. 2x küp oluyor. Buradan 2x kare oluyor. Şimdi 1 çarpalım. 2x kare geldi. Son olarak 1 ile şunu çarpalım. Artı 2x geldi. Şimdi bunları topluyorum. 2x küpün zaten toplanacağı bir şey yok ama şurada bir toplama yapabilirim. 4x kare artı 2x gelmiş oluyor. Kuralımız buymuş. F çarpı G için. Aynı şekilde bölmeye bakalım isterseniz. Sevgili arkadaşlar bunun anlamı F fonksiyonunun X'e vermiş olduğu görüntünün G fonksiyonunun X'e vermiş olduğu görüntüye bölümü yani oranı demektir. O zaman ne yapacağız? 2x kare artı 2x'i kime böleceğiz? X artı 1'e böleceğiz. Peki ben burada yukarıdaki fonksiyonu 2x parantezine alamaz mıyım? Alırım. 2x parantezinde x artı 1 gelmiş oluyor. Değil mi? Bakın 2x'i çektim. X kaldı. Buradaki 2x'i çekince artı 1 kalır. Aşağıda da x artı 1 var. Sevinç gözyaşlarını dökebilirim. Bunlar gitti. Müthiş. O zaman bunun sonucu da 2x çıkmış oldu. Yanıtımız 2x'ti. Geldik buna. Bak bunun anlamı ne biliyor musun aslında? 2gx demek şu demek aslında. Arkadaşlar 2'yi sabit bir fonksiyon gibi düşünün. 2 sayısının x'e vermiş olduğu görüntü yine 2'dir. Şimdi x'in g altındaki görüntüsü de gx'tir. Siz bunu hesaplayacaksınız aslında. Ha, demek ki şunun 2 katını almanız gerekiyor. Buranın 2 katını alırsanız 2x olur. Buranın 2 katını alırsanız da artı 2 olur. Yani bunun da eşiti 2x artı 2 olarak söylenmiş oluyor. Şimdi bir model soruya geldim. Hemen şunu bir şöyle kapatalım. Reel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için buradaki eşitliklerin sonuçsal değerini bulmaya çalışacağız. Şimdi ne yapıyorum? Bakın şöyle. Öncelikle bu dışarıdaki 2'nin f altındaki görüntüsü f2 eksi 2 tane G2 yazacağız. 2 tane G2. Zaten bunu az evvel de çalıştık. Hemen bu araya çarpmayı bırakabilirsiniz rahatlıkla. Dolayısıyla bu işlemi hesaplayalım. F2'yi hemen bulalım arkadaşlar. Tabii ki F2 için X yerine burada 2 yazıyorum. 2'nin küpü eksi 2 diyeceğiz. Bu da 6 demek. O zaman şurası 6 oluyor. Eksiye. 2 çarpı G2'ye geldim. Şimdi X yerine 2'yi yazıyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? 2 çarpı 4, 8, 3 çıkardınız 5 geldi. Şimdi çarpma öncelikli yapılacağı için tabii 6 eksi 10 işlemini yapmalısınız. Bu da eksi 4 yanıtını bize vermiş oluyor. Peki gelelim şuna. Bunu nasıl yapacağız? Sıfırın f altındaki görüntüsünü bulacak mıyız? Bulacağız hocam. Sıfırın g altındaki görüntüsünü bulacak mıyız? Onu da bulacağız. İkisini oranladığımızda bu sorunun cevabı çıkmış olacak. Peki f sıfırla başlıyorum. Arkadaşlar f sıfır için x yerine sıfır yazıyorum. Bakın buraya sıfır yazarsanız zaten sıfırın küpü sıfır olacaktır. Sonuç eksi iki geldi. O zaman f sıfır eksi ikiymiş. G sıfıra geldim. Hemen g sıfır içinde x yerine sıfır yazıyorum. 4 çarpı sıfır eksi üçten eksi üç gelmiş oluyor. Burası da eksi üç olduğuna göre bunların oranından 2 bölü üç sayısını bulmuş oluyoruz. 4 Dört işlem aslına bakarsanız çok kolay. Buradaki sayıyı her iki fonksiyonla da işlemi alıp işlemi devam ettiriyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi yazılı sorusuna bir göz atalım istiyorsanız. Bakın şimdi yazılı sorusunda bana diyor ki. F fonksiyonunun tanım kümesi bak dikkat et burası tanım kümesi tamam mı? Tanım kümesinden şuraya geliyorsun bu da değer kümesi zaten şöyle üstüne yazalım dk diye. Burada da g fonksiyonunun tanım kümesi var tk burası da g fonksiyonunun değer kümesi arkadaşlar. Şimdi ben bu iki fonksiyon arasında dört işlem tanımlayacağım. Görüyorsun değil mi? Peki dört işlem nereden nereye tanımlanır? Tabii ki kesişimden arkadaşlar bu soru için reel sayılara tanımlayacağız. O halde e, evet, artı için şöyle yapalım istiyorsanız. Artı için 2 kümenin kesişimini alıyorum. Bakın şununla şunun kesişimini alacağım. Bir kere kesişimlerinde ne var? Eksi 1 var. Doğru mu? 0 burada göremiyorum. 2'yi görebiliyorum. 3 göremiyorum. dört de göremiyorum. Tamam o zaman kapatabilirim. Yani bu iki kümenin kesişimi arkadaşlar eksi 1 ve 2 sayılarından oluşuyor. Şimdi bizim buradaki işlemimiz bu kümenin elemanlarına görüntü verir sadece. Başka hiçbir elemana görüntü veremez. Neden diyeceksiniz? Mesela sıfıra görüntü veremez bu. Çünkü sıfır G kümesinin şey G fonksiyonunun tanım kümesinde yer almıyor. Çalışmıyor. Sıfırda G fonksiyonu çalışmıyor. Ya da ne bileyim 3'e görüntü veremez bu fonksiyon arkadaşlar. Çünkü 3'te G fonksiyonu çalışırken f fonksiyonu çalışmıyor. O yüzden her ikisinin de çalıştığı yerlere bakıyorduk yani kesişime bakacağız. Şimdi eksi 1 ve eksi e, pardon eksi 1 ve 2'den he tanımlayacağız? Reel sayılara. Hemen başlıyorum. Öncelikle eksi 1'in görüntüsüyle girelim. Bakın 2f artı 3g eksi 1. Bunu bulacağım. Bir de 2'ye verdikleri görüntü. 2f artı 3g 2. Bir de bunu bulacağım. Arkadaşlar buradaki olayımız şu. Eksi 1'i f'in de önüne yazmalısınız. Yani 2 çarpı f eksi 1 artı dedim. G'nin de önüne yazmalısınız. 3 çarpı g eksi 1. Aman tutup eksi 1'i 3 ile falan çarpmayın. Buradaki eksi 1 sayısı tanım kümelerin tanım kümesinde yer alan her ikisinde tanım kümesinde yer alan bir sayı. Dolayısıyla eksi 1'e f altında ve eksi 1'e g altında görüntü bulacağız arkadaşlar. Sonra da dışarıdaki sayılarla çarpma işlemi yapıp toplamaya geçeceğiz. Şimdi hesaplayalım bunu. Hemen f-1 ile başlıyorum. Bakın f'in kuralı burada x yerine ne yazmam lazım? Tabii ki f 1 için x yerine eksi 1 yazmam lazım. 3 çarpı eksi 1 eksi 2. Bu da eksi 3 yapacağı için eksi 3 eksi 2'den eksi 5 geldi. O zaman şunun yanıtı eksi 5 geliyormuş. Şurası eksi 5. Şimdi bir de g eksi 1'e bakalım. g fonksiyonu eksi 1'e nasıl görüntü veriyor? Dikkat 2 çarpı eksi 1'in karesi eksi 2 diyeceğiz. Zaten eksi 1'in karesi 1'dir. O zaman 2 ile çarparsanız 2 olur. Bakın şuranın sonucu 2. 2'den 2'yi çıkardım 0 geldi. Yani şuranın neticesi 0'mış. E İşlemlerime devam edeyim. 2 çarpı eksi 5 zaten eksi 10 yapar. 3 çarpı 0 zaten 0 yaptığı için bunun sonucu eksi olmuş. Hemen buraya geldim. Şimdi de arkadaşlar aynı mantalite ile 2 sayısına görüntü vereceğim. Hemen 2'yi F'in de önüne G'nin de önüne yazıyorum. 2 çarpı F2 artı 3 çarpı G2 şöyle olacaktı. Peki ben burada hemen F2'yi hesaplayayım. X yerine 2 yazdım. Ne çıktı? Şöyle yapalım istiyorsanız. 3 kere 2, 6, 2 çıkardım. 4 geldi. O zaman şunun sonucu 4 geliyor değil mi? Şimdi bir de G2'ye ihtiyacım var. Hemen X yerine 2'yi yazıyorum. Bak buraya dikkat şimdi. Şurada X yerine 2 yazacağız. Arkadaşlar. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 2. Burası 8 yapar değil mi? Çarpma öncedir. 8 eksi 2'den 6 geldi. O zaman şuranın sonucu da 6'ymış. Peki İşlem devam et işleme 2 kere 4 8 geldi yaz bunu artı 3 kere 6 18 geldi 8 ile 18'in toplamından 26'yı bulmuş olduk yanıtımız 26. Adam bana diyor ki bu fonksiyonun görüntü kümesini bul bak görüntüler dikkat edin mi? Eksi 1'in görüntüsü eksi 10 2'nin görüntüsü de 26 o zaman gk diyelim şöyle görüntü kümesi kimler var? Eksi 10 var bir de 26 var arkadaşlar bunu da buradan çok güzel bir şekilde kapatmış oluyoruz yanıtımız bu şekildeydi. Başka bir model soruya geldim. Model soruda f ve g birer fonksiyon olmak üzere demiş. Bunları vermiş bana. Bu fonksiyonun görüntü kümesini bulacaksın. Bak şimdi olay şu. Burada sıralı ikiller şeklinde liste sembolü fonksiyonu göstermiş ya. Bunun manasını anlatıyorum. Eksi birin f altındaki görüntü sıfır demektir. Bak şimdi eksi birin f altındaki görüntü sıfır. Ya da ne bileyim ikinin f altındaki görüntüsü Eksi 1 demektir. Bu böyle gider. 3'ün f altındaki görüntüsü 2'dir. 5'in f altındaki görüntüsü 3'tür Demek bu. Peki aşağıda ne, ne oluyor? Aşağıda şu oluyor. Eksi 1'in g altındaki görüntüsü 3. Bak yazalım mesela. Eksi 1'in g altındaki görüntüsü 3. Ya da 0'ın g altındaki görüntüsü 2 arkadaşlar. Ya da 3'ün görüntüsü 5. Beş. 5'in görüntüsü 5 şeklinde. Şimdi biz buradaki ifadeyi oluşturabilmek için önce tanım kümesinde ne yapmamız lazım? Tanım kümesinde elbette ki ortak elemanları bulmamız gerekiyor. Çünkü bakın dört işlem bu. Hemen ne yapacağız? Şöyle yazalım. Tanım kümesinde kümesinde ortak elemanları bul. Ortak elemanları bul. Neden ortak elemanları? Çünkü kesişime düşecek. Arkadaşlar Eksi 1 f fonksiyonunun tanım kümesinde. G fonksiyonunun da tanım kümesinde. İlk bileşenler tanım kümesinden alınır. Öteki tarafa götürülür haliyle. Dolayısıyla tanım kümesindeki ortak elemanlardan ilki nedir? Eksi 1'dir. Yazdım. Sonrasında bakın burada 2 var. Aşağıda 2 yok görüyorsunuz. Burada da 2 yok. Burada da 2 yok. Tamam 2'yi geçtim. 0 bakın burada var. Yukarıda 0 yok arkadaşlar. Şuradaki ilk bileşenlere bakmamız lazım. Fakat 3'e dikkat ederseniz 3 burada 5'e gitmiş. Yani g fonksiyonunun tanım kümesinde yer alıyor 3. Yine f fonksiyonunun tanım kümesinde de yer alıyor. O zaman 3 sayısı ortak olduğu için 3'ü de alabiliriz. 5 sayısı f'de de var, g'de de var dikkat ettiyseniz. Yani her ikisinin tanım kümesinde var. O yüzden 5'i de alabiliriz. Şimdi biz burada ne yaptık aslında biliyor musunuz? f ve g fonksiyonlarının ortak elemanlarını, tanım kümesindeki ortak elemanlarını bulduk. Şimdi bunun 2f eksi g altındaki görüntüsünü bulacağız. 1, 2, 3 tane çıksın diyelim ki ve bu kümenin ne olduğunu yazacağız. Soru bitecek. Hemen başlıyorum. Bakın eksi 1'e görüntü verebilir eksi 1'e görüntü vermesi aslında bu fonksiyonun şu şekilde yazılmasıyla mümkündür. Önce bu eksi 1'i f ile işleme alacağız. 2 çarpı f eksi 1. Sonra da g ile işleme alacağız. Bakalım bunların değerleri neymiş? 2 tane pardon f eksi 1'e bakacağım ilk başta. f eksi 1 nedir? 0'dır yazdım. G eksi 1'e bakacağım şimdi. G eksi 1 nedir? 3'tür arkadaşlar. Bunu da yazdım. Şimdi buradaki işlem yapılırsa 0 eksi 3 diyeceğiz buraya. O zaman 0 eksi 3 sonuç olarak eksi 3'tür. Yani eksi 1 sayısı hop 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 nereye gidiyormuş? Eksi 3'e gidiyormuş yorumunu yapabiliriz. Devam ettim. Şimdi 3'e geldim. Şöyle yapalım hemen. 3 sayısına görüntü vereceğiz. 2 tane f eksi g'nin 3'e vermiş olduğu görüntü. Bak nasıl yazıyorum bunu? 3'ü hem f'in önüne yazıyorum. Yani şöyle... Hem de gelenin önüne yazıyorum. Şöyle. Şimdi F3'ü bulacağız hemen. Hemen tarıyorum tak 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 tak. Bak F3'ün değeri 2 gördün mü? O zaman F3'ün yerine 2 yazıyorum. G3'ü bulacağım şimdi. Tarıyorum bakın G3'ün değeri de 5'miş. Bunun yerine de 5 yazıyorum. Peki ne oldu? 2 kere 2 4. 5'i çıkardınız. Eksi 1 çıktı. O zaman bunun yanıtı da yani bunun gittiği yerde tabii ki eksi 1'miş şeklinde şöyle gösterebiliriz. O da bitti. Sırada 5 var. Onu da buraya yapalım isterseniz. Turancı ile yapalım. 5 sayısının 2F eksi G altındaki görüntüsüne bakacağız. Tabi 5 sayısını önce F'nin önüne yazıyorum. Sonra bir de G'nin önüne yazıyorum. Arkadaşlar F5 nedir? F fonksiyonunda bakın 5'in görüntüsü 3'müş gördünüz mü? O zaman şurası bizim için 3 oluyor. Önde de 2 kat sayısı var. Eksi G5'e bakalım. 5 sayısının g altındaki görüntüsü yine 5'tir. O yüzden buradan 6 eksi 5'ten 1 gelmiş oluyor. Yani bu da hadi maviyle gösterelim. Bu da 1'e gitmiş oluyor. Dolayısıyla görüntü kümesi nedir sorusunun cevabı. Eksi 1 eksi 3 eksi 1 eksi 3 ve 1 sayılarından oluşturduğu bu kümedir yorumunu yapabiliriz. Tamam mıyız? Yazılı soruları. Yazılı sorularından bir başkası daha doğrusu. Şimdi bu soru çok önemli. Gerçekten bunu dikkatlice dinleyin. Bakın. Reel sayılarda tanımlanmış iki fonksiyon var. Bunların arasında dört işlem yaparsanız tanım kümelerinin kesişimi yine reel sayılar olduğu için dört işlemde reel sayılardan reel sayılara tanımlıdır diyebiliriz. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağız? Bir de şu bilgiyi vermiş. Muhtemelen bir yerlerde ihtiyaç duyacağım buna. Arkadaşlar hemen bakın ne yapıyorum? Burada küçük a'yı fark ettim. Küçük a'yı bilemezsem bunu sonuçlandıramam zaten. Peki şuradaki ifadeyi aslında 2 sayısı hem F altında hem de G altında görüntüsü bulunacak ve çıkarılacak şeklinde düşünemez miyiz? Aynen öyle. Zaten dört işlem bu. O zaman F2'yi bulalım hemen. X yerine 2 yazıyorum bakın burada. X yerine 2 yazarsam 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. Artı bakın x yerine 2 yazıyordum. Burada yazmayacağım. 3a olarak alacağım. O zaman f2'nin eşiti 8 artı 3a. Eksi. Şimdi g2'ye geldim. X'lerine 2 yazıyorum. 3 kere 2. 6 eksi. 2 tane A diyeceğim. Eşittir 12. Bu hamle bana küçük A'yı bulduracak. Hadi devam edelim. Bu eksiyi dağıtalım içeri tabii ki. 8'den 6 çıktı. 2. Bakın şurası artıya dönüşür değil mi? Burası artıya dönüşünce 3 A'da burada var. 5 A yaptı. O zaman bunun sonucu 12 ise şu kısım 10 olmalı. 5 A 10 ise A'nın değeri 2 geliyor. Tamam. Şimdi A'nın değeri 2 ise artık şuna başlayabiliriz. Burada 1 sayısını F'nin önüne yazacaksınız. Bakın 2F1. G'nin önüne yazacaksınız. Araya çıkarma atacağız. Bölü 1 sayısını F'nin önüne yazacaksınız. Bir de çarpma var arkadaşlar. G'nin önüne yazacaksınız. Şöyle yapalım. 1 diyeceksiniz. İşte bu işlemi yapmalıyız. Hemen başlıyorum. F1 için tabii ki burada arkadaşlar F fonksiyonunun kuralını tekrardan ifade edelim. 2x kare artı 3a diye. ya. a'yı da zaten 2 buldum. 3 kere 2'den 6. F fonksiyonunun kuralı bu. G fonksiyonunun kuralı da... 3x eksi a yerine tabi 2 yazacağım. 4 gelecek. Artık net şekilde kurallar belli. Buradaki istediğim her şeyi oluşturabilirim. Ne, ne lazım bana? F1 lazım hocam. E süper. Tamam F1 için yapmam gereken tabii ki x yerine 1 yazmak. Bakın x yerine 1 yazarsam 2 artı 6'dan 8 geliyor. Bu bitti. Buna geldim. G1'i bulacağım şimdi. X yerine 1 yazıyorum. 3 kere 1 3 4 çıkardınız. Eksi 1 geldi. Bu da G1'in değeri. Şimdi dön soruya. F1'in eşiti 8. O zaman buraya 8 attım. G1'in eşiti eksi 1. Şöyle yapalım. Şu eksi ile az sonra artı olacaklar. F1'in eşiti 8. G1'in eşiti de eksi 1. Arada da çarpma var. Arkadaşlar 2 kere 8 16. Artı 1 buradan geldi. 17 bölü. Buraya geldim. 8 ile kimi çarpacağız? Eksi 1'i çarpacağız. Zaten 8 ile eksi 1'in çarpımı eksi 8'dir. O yüzden buraya hemen eksi 8'i şöyle yazabiliriz. Cevabımız eksi 17 bölü 8 olarak gelmiş oluyor. Klasik bir sınav sorusuydu bu da. Devam edelim. Yıldızı soru. Evet bu çok önemli hakikaten. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için Böyle eşitlikler verilmiş F5 bölü G5 ifadesini bulmaya çalışacağız. Şimdi bir kere mantıklı olan kişi önce buradaki 5 sayılarının F'in ve G'nin önüne geçeceğini yazar. Bakın şöyle değil mi? F'in ve G'nin. E zaman ne oluyor? F5 artı 2 tane G5 oluyor değil mi? Eşittir 10'muş. Şunu yazdım. Bunu yazalım. 3 tane F5 yazacağız. 3 tane F5 artı G5 eşittir 15 yazacağım. Şimdi ben F5 ile G5'in oranlanmasını, oranlanmasının sonucundaki sayıyı bulmaya çalışıyorum. E o zaman burada F5 ile G5'e nasıl ulaşacağımı düşünürüm. Doğru mu? Peki nasıl ulaşırız? Arkadaşlar ben size minik bir soru sorsam. Bakın x artı 2 tane y eşittir 10. 3x artı y eşittir 15 diye bir soru sorsaydım ve x bölü y oranı kaçtır deseydim bana ne derdiniz? Muhtemelen şunu derdiniz. Hocam yok etme metodunu uygulayalım. Buradan x ve y'yi yok edip zaten bir tanesine ulaşınca diğerinde rahatlıkla bulabiliriz. Aynen öyle. Bak bu soruyla bu sorunun hiçbir farkı yok. Burada da yok etme metodunu uygulayacağım. Peki nasıl uygulayalım? Elbette ki burada mesela g5'i yok etmeye çalışalım. g5'i yok edebilmek için burada y gibi düşünebilirsiniz. Ne olur? Eksi 2y yapmaya çalışacağım. Taraf tarafa toplayacağım bunları. O zaman hemen geliyorum buraya. Bakın bu aşağıdaki denklemi burada 2 tane G5 var ya. Eksi 2 G5'i elde edebilmek için eksi 2 ile çarpıyorum. Şimdi yukarıdakini bir yazalım. F5 artı 2 tane G5 eşittir 10'muş. Aşağıdakini de eksi 2 katına alacağım. Bak dışarıdaki sayıyla çarpabilirsin sadece. İçerideki ile çarpmazsın dikkat et. Eksi 2 ile 3'ü çarptınız. Eksi 6 tane F5 oldu. Sonra eksi 2 ile G5'i çarptınız. Eksi 2 tane G5 oldu. Bir de eksi 2 ile 15 çarpmalısınız. Eksi 30 oldu. Yani şuradan aslında eksi 2 ile genişletip taraf tarafa topladığımı düşünmenizi istiyorum sadece. Devam edelim. Taraf tarafa topla şimdi. Al sana eksi 2 G5 artı 2 G5. Hayırlı olsun bunlar gittiler. Peki F5 eksi 6 F5 ne yapar? Bir tane elma eksi 6 tane elma. Öyle, öyle söyleyeyim. Ne yapar bunların toplamı? Eksi 5 tane. F5 yapar arkadaşlar ve bunun sonucunda şu ikisinin toplamı eksi 20'ye eşittir. Bu eşitlik zaten kurulunca her iki tarafı eksi 5 ile sadeleştir ve F5'in eşiti kaç gelmiş oluyor? 4 gelmiş oluyor. Tamam F5'in eşiti 4 ise misalen şuraya 4 yazamaz mısınız? Yazarsınız. E o zaman 4 ile kaçın toplamı onu verir 6'nın. Bakın burası 6 olmalı. Aa G5'in de sonucunun 3 olması lazım diye şakadanak yapıştırırsınız. Yani G5 eşittir 3'tür dersiniz. Buradan ikisinin oranı isteniyordu. İkisinin oranı da 4 bölü 3 olarak karşımıza geliyor. Bakın şuradan da analoji kurmanız için devam ettireyim. Hemen burada bakın eksi 2 ile çarptım. Eksi 6 x geldi. X de buradan eksi 5 x oldu. Eksi 2'ye. 2'ye de buradan geldi. Gittiler. Eksi 30. 10 da buradan geldi. Eksi 20. Her iki tarafı eksi 5 ile sadeleştir. X eşittir. 4 geldi. Gördünüz mü? Zaten buradaki X denilen şey benim için F5 oluyor. X eğer 4 ise şuraya 4 yazdım. Bunun 6 olması lazım. E oranın 6 olabilmesi için Y'nin 3 olması lazım. Demek ki X4 Y3 olduğu için 4 bölü 3 oranını yakalamış oluyoruz. Evet. Devam edelim. Zoru. Durduralım. Kendimiz çözelim. Elbette. Müthiş bir soru. Bakın şimdi. F fonksiyonu neden r sayılara? Yani N ne demekti? Doğal sayılar kümesi demekti. Doğal sayılar. Peki F fonksiyonunun kuralı da 3x artı 1. G fonksiyonu ise eksi 2 ile 2 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı ve kuralı da x artı 1 olan bir fonksiyonmuş. F bölü G fonksiyonunun görüntü kümesinin elemanlarının toplamı kaçtır diyor. Sevgili arkadaşlar bakın. Böyle bir fonksiyon tanımlayabilmeniz için tamam mı? Öncelikle şu iki tanım kümesinin kesişimini bulmanız gerekiyor. Yani bunların kesişimine bakmalıyız. O halde n ile doğal sayılar ile eksi 2 artı 2 aralığının Kesişimine bakacağız. Peki şöyle düşünelim. Doğal sayılar kümesi zaten 0, 1, 2, 3 diye devam etmiyor mu? Evet. Bu kümeyle bu kümenin kesişimi 0 da vardır, 1 de vardır, 2 de vardır. Başka da yok zaten. Ha, o yüzden 0, 1, 2 diye buraya yazalım ve şöyle devam edelim. Bu fonksiyonun yani 4 işlem fonksiyonunun tanım kümesi neymiş? Eski fonksiyonların kesişim kümesiymiş. O halde 0, 1, 2 mi? Şöyle yazarız. Nereye gidecek? Reel sayılara gidecek. İşte bunu bulmaya çalışıyoruz aslında. Yani şuradaki 3 tane sayının görüntüsünü bulmaya çalışıyoruz. Hemen 0'ın görüntüsüyle başlayalım. Bu arada arkadaşlar f bölü g fonksiyonu bakın f bölü g fonksiyonu şuraya da x yazalım aslında ne demektir fx bölü gx demektir çünkü x'leri f ve g'nin önüne yazarız zaten fx'in kuralı 3x artı 1 gx'in kuralı x artı 1 biz bu görmüş olduğunuz kural üzerinden 0 1 2'ye görüntü vereceğiz başlayalım şöyle yapalım hatta Sıfırın görüntüsü. Arkadaşlar x yerine sıfır yazıyoruz burada. x yerine sıfır yazılınca bakın ne oluyor? 3 çarpı sıfır zaten sıfırdır. Onu ben yazayım şuraya. 3 çarpı sıfır artı 1 bölü sıfır artı 1. Zaten şu sıfırların önemi olmadığı için yanıt 1 bölü 1'den 1 geliyor. O zaman sıfırın görüntüsü 1'miş diyebilirim. Sırada bir sayısı var sonra da iki sayısı. Birin görüntüsü için x yerine bu sefer de 1 yazıyorum. Yaz bakalım 3 çarpı 1 artı 1 bölü 1 artı 1. Ne geldi bunun sonucu? Şurası 3 artı 1'den 4 aşağısı da 2 olduğu için 2 geldi. Yani 1'in görüntüsü 2'ymiş diyebilirim. Devam edelim. Bu arada bakın bunlar da reel sayı çıkmalıydı. Çıkıyor zaten şuradan da gösterelim hemen. Son olarak 2'nin görüntüsüne bakacağız. X yerine 2 yazıyoruz. 3 çarpı 2 artı 1 bölü 2 artı 1 diyorum ve buradan da e, kaç geldi 6 7 geldi 7 bölü 3 geliyor. O zaman buraya da 7 bölü 3 sayısını yazarsınız ve 3 tane görüntü kümesine ait eleman bulursunuz. Bunların toplamını soruyor arkadaşlar. 1 artı 2 artı 7 bölü 3 toplamına bakacağız. 1 artı 2 3 olduğu için 3 artı 7 bölü 3'ü yapacağım. 3 bölü 3 9 7 de burada 16 16 bölü 3 kümesinin görüntü kümesinin elemanlarının toplamı oluyormuş. Ödüllü sorumuz işte bu görmüş olduğunuz müthiş soru. Ne öğrendik bu dersimizde? Arkadaşlar dört işlemin nasıl yapıldığını öğrendik. Hiç kimse şunu unutmasın. Bunun ekran görüntüsü falan almışsınızdır muhtemelen. Arkadaşlar hiç kimse şunu unutmasın. F artı eksi çarpı ya da bölü hiç fark etmez. Burada dört işlem yapacaksanız eğer ve şöyle bunun önünde x varsa buradaki x hem F altında görüntülenmeli hem G altında görüntülenmeli sonra işlem yapılmalı. Çarpma, bölme, toplama, çıkar her neyse. Bu konunun ana mantığı tamamen bunun üzerine kurulu diyorum. Ve artık veda vakti geldi. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.